Geçen ders geçen hafta yapamadık. Mal muhalefeti dolayısıyla ondan evvelki hafta Mehdi ile ilgili rivayetleri incelemiştik. O konuyla ilgili özet bilgi vermiştik. O muhalefeti açmamıştık arkadaşlar. Lodos nedeniyle Lodos'a gelemediğimiz. Evet, yani Yalova'da kaldık. Mahsur kaldık. Tarafa geçemedik. O gece tekrar Yalova'da kalmak zorunda kaldım. O yüzden yapmadık. Ehl-i Sünnet'in Mehdi ile ilgili tasavvurunu aktarmıştık. O arada Şia'nın Mehdi'siyle Ehl-i Sünnet inancındaki Mehdi'nin bir olmadığını, zaman zaman bir kısım ortak noktalar olmakla birlikte arada ciddi farklılıklar bulunduğunu söylemiştik. Şii literatüründe Mehdi ile ilgili çok fazla sayıda gerçekten çalışma var, kitap var, rivayet var. Bunların bir kısmı benim elektronik kütüphanemde, arşivimde mevcut. Özellikle son zamanlarda bu konudaki literatürde bir artış olduğunu görüyoruz. Onların inancına göre artık Mehdi'nin zuhur zamanı da geldi, gizlendiği yerden çıkacak. Bizde Mehdi inancı imanın asli rükünlerinden değildir. Daha önce hani imanın farzları, vacipleri, sünnetleri diye bir taksimat yapmak yerinde olursa demiştik. Bu bir kısım yerleri, bir kısım konuları bu taksimat içinde belli yerlere oturtmuştuk. Şia için böyle değil. Şia için Mehdi inancı imanın asli unsurlarından biri. Bu konuda yazılmış eserlerde yer alan rivayetlerden bunu çok net biçimde görebiliyoruz. Onlardan birisinde Şii kaynaklardan kifayet bir eserde yer alan rivayet var bir tane, onu örnek olarak söyleyeyim. Çok kaynaklarında Mehdi ile ilgili çok sayıda rivayet var. Onlardan birinde diyor ki, Musa bin Cafer İbn-i Vehb el-Bağdadi diye bir râviden naklediyor. Semih Ebu Muhammed el-Hasen bin Ali el-Askeri yekul 11. İmam Hasan el-Askeri'den nakil şöyle dediğini dinledim diyor. Ke'enni bikum, ben sanki sizden biriyim, sizin içinizdeyim. Fakat ahlaftum ba'di fil halefi minni, benden sonra siz ve benim arkamdan gelecek birisiyle karşılaşacaksınız. İlla ennel muktadda bil e'immeti ba'da Resulillahi el munkir li veledi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelen imamları kabul etmekle birlikte benim oğlumu benden sonra gelecek olanı inkar eden kimse kemen akarra bi cemi'i enbiye ve resulihi tümme enkere nübuvvete Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. İmamları iptal etmekle birlikte benim oğlumu Mehdi'yi inkar eden kimse Efendimiz'den önceki peygamberleri iptal etmekle birlikte Efendimiz'i inkar eden kimse gibidir. لِأَنَّ تَاعَةِ آخِرِنَا كَتَاعَةِ اَوَّلِنَا. Çünkü bizim en sonuncumuza taat, evvelimize taat gibidir. Şu evvelden kasıt Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. وَالْمُنْكِرْ لِآخِرِنَا كَالْمُنْكِرْ لِاَوَّلِنَا. Sonuncumuzu inkar eden evvelimizi inkar etmiş olur. اَمَّا اَنَّ لِوَلَد۪ي الْمَهْدِ غَيْبَتُّ يَرْتَبُ فِيهَا النَّاسِ اِلَّا مَنْ عَسَمَهُ اللّٰهِ. Oğlum Mehdi için bir gaybet söz konusu olacak. O konuda insanlar Allah'ın kendilerini koruduğu kimseler dışında kalanlar şüpheye, tereddüde düşecekler.
Mehdi inancı böyle temel bir yer tutuyor Şii kaynaklarında. O arada bir noktaya daha dikkat çekelim. Mehdi Muntazar'ı müdafaa etmek maksadıyla yazılmış eserlerde son zamanlarda Şia'nın takip ettiğini gördüğümüz bir şey bu. Bir politika. Sünni kaynaklar olduğunu söyleyerek bir kısım kaynaklardan nakiller yapıyorlar. Efendim, bu Şia'nın faziletleriyle ilgili de böyle, Mehdi ile ilgili de böyle, imamların hatta menkıbeleriyle ilgili de böyle. Bu kaynaklar konusunda biraz dikkatli olmakta fayda var. Bunlar iki türlü. Birincisi, bu kaynakların sahipleri, yazarları adı Ehl-i Sünnet camiada anılan kimseler olsa da Hanefi, Şafii mezheplerine müntesip gibi görünen kimseler olsa da bunlar mezhep olarak Şia'dır, Şii'dir. Ya da Şia'ya meyli olan müelliflerdir. Bunların Ehl-i Sünnet arasında kaynaklarının yayılmış olması bunların Ehl-i Sünnet olduğunu göstermez. Mesela tarih kaynaklarından duyarız çok Mesudi, Yakubi, bu gibi kaynakları duyduğumuzda bizim tarihçilerimiz çok nakiller yaparlar bu kaynakları. Bunlar Şii'dir. Bizim Ehl-i Sünnet çevrelerde bu kaynakların yayılmış olması, çok duyuluyor olması bunları Ehl-i Sünnet yapmaz. Bir de Ehl-i Sünnet kaynak sahipleri Ehl-i Sünnet'tir, doğrudur. Ama bu kaynaklarda yer alan rivayetler senediyle bize kadar nakledilmiştir. Müellif Şii değildir. Senediyle rivayeti naklettiği için onun uhdesi, o uhdesinden atmış olur. Senedini zikrettiği için İmam Taberi'den başlayarak bunu bu şekilde günümüze doğru getirebiliriz. Bu genel bir şeydir, telif metodudur. Herhangi bir olayı senediyle zikrettiğiniz zaman o olayın, o rivayetin sorumluluğunu üstünüzden atmış olursunuz. Doğruysa doğrudur, yanlışsa senedini vermişsinizdir. Senede bakarlar, ona göre durumu tahkik ederler. Rivayetin muhtevasında bir sakatlık varsa Taberi sakattır anlamına gelmez veya Taberi bu rivayeti kabul etmiş de nakletmiş anlamına gelmez. Taberi senediyle vermiş. Bu bir telif metodudur yani. Herhangi bir rivayeti senediyle verdiğinizde hükmünü de vermiş oluyorsunuz. Çünkü senet ilimleri çok yaygın eskiden. Senede bakanlar, o senetteki ravilere bakanlar onların durumlarını görüyorlar, anlıyorlar. Demek ki bu senet güvenilmezdir diyorlar. Bunun tek istisnası ben yazdığım kitapta yer verdiğim rivayetlerin tamamının sahih olmasına dikkat edeceğim demişse müellif, o zaman deriz ki bu müellif bu kitabında yer verdiği rivayetlerin sıhhatini kendince garanti ediyor. Deriz ki o zaman Buhari, Müslim, Tirmizi neyse bu rivayete güvendi de nakletti. Ama İmam Taberi böyle bir şey dememiş. Onun dışında gene rivayetleri kitaplarına senediyle alanlar. Ebu Nuaym böyledir, Taberani böyledir, İbn-i Asakir böyledir vesaire vesaire. Doğru hocam, Tabai mesela birçok rivayeti alıyor. Sonra kendisi o rivayetlerden bir tanesini üzerinde karartılıyor. Yani onların olmaz... Tefsirinde böyle yapıyor ama tarihinde yapmıyor böyle. Tarihinde rivayetleri senediyle nakledip geçiyor. Yani bu doğrudur, bu yanlıştır, benim tercihim şudur budur demiyor, tefsirde yapıyor bunu. Hocam, 11. İmam'ın oğluyla ilgili... Şimdi gelin. Şöyle diyor, o biraz önce bahsettiniz ya, işte ona inanmayacak. Niye delil olarak kabul edilsin ki yani 11. İmam'ın söylediği böyle bir şey? Mehdi'yle alakalı, evet Mehdi'yle alakalı hani ona inanmayan işte ikili değerli peygamberimize inanmamıştır sözü biraz buradan çıktınız. Evet. O niye delil olsun ki yani sonuçta 11. İmam'ın söylediği şey niye delil olur? Yani? Bu Şia için delildir çünkü onlar masum. Masum imam. Yani herhangi bir imamın sözünü reddettiğimizde o müteselsil olarak Efendimiz'e kadar gider, oradan Cebrail'e gider, oradan Allah-u Teala'ya gider. Bunların tamamı bir güvenli bir silsileyle geldiği için. Bunların delilleri arasında. Masumdur. İmam onların
yani din tasavvurunun itikadının temelinde, merkezinde yer alıyor. İmamlardan herhangi birinin sözünü reddettiğiniz zaman bu kafide yer alan bir rivayet. Beşinci imam veya altıncı imam biliyorsunuz, benim sözüm dedem, babamın sözüdür. Onun sözü dedemin sözüdür. Onun sözü onun babasının sözüdür. Onun sözü Hazreti Hüseyin'in, onun sözü Ali'nin, onun sözü Resulullah'ın, onun sözü Cebrail'in, onun sözü Allah'ın sözüdür. Benim sözümü reddederseniz Allah'ın sözünü reddetmiş olursunuz. Onun için bu imamet meselesini anlamadan Şia'nın bu tür şeylerini anlamak çok mümkün olmuyor. Bunu reddederseniz dinden çıkarsınız yani. İmamın sözü reddedilmiyor. Yeter ki sahih bir nakille gelmiş olsun. Şia'nın kendi kriterleri doğrultusunda. Evet, dolayısıyla bir kısım kaynaklarda böyle yer alır bunlar. Sünni kaynaklarda yer alır. Ama bu o kaynağın sahibinin ve genel olarak sünni dünyanın o rivayeti kabul ettiği göstermez. O senediyle nakledildiği andan itibaren bizim için değerlendirmeye esas alınan bir malzemedir. Alırız, değerlendiririz, kritik ederiz. Senedi sahihse sahihtir deriz, değilse değildir deriz. Bir üçüncü kısım şey daha var. Şia bunu özellikle çok yapıyor. Bizim kaynaklarımızda yer alan bir takım bilgileri budayarak alıyor. Yani önünü arkasını kesiyor, kırpıyor, bağlamından kopartıyor ve diyor ki bak işte bu bilgi sizin kaynağınızda yer alıyor. Yer alıyor da nasıl yer alıyor? Hangi bağlamda yer alıyor? Müellif ne demiş? Çarpıcı bir örnek vereyim size. Mehdi'nin, Hasan el-Askeri'nin Mehdi diye bir oğlu olmuştur. Muhammed Mehdi onun çocuğudur. Daha evvel bunu bu konuyu işlerken söylemiştik. Bu konu ihtilaflı demiştik. Bir kısım tarihçiler diyorlar ki Hasan el-Askeri'nin çocuğu olmadı. Bir kısmı da çocuğu oldu. O da küçük yaşta öldü diyorlar. Şimdi bu oldu öldü meselesini altını üstünü kırparak verdiğimizde bakın bu Mehdi meselesini iki ciltlik bir eserde söz konusu eden bir Şii alim var. Bize sünni kaynakların adını veriyor. İşte bakın burada da Muhammed Mehdi 11. İmam Hasan el-Askeri'nin oğlu olarak itiraf edilmiş. Sünni kaynaklar da söylüyor bunu diye birçok kaynağın adını vermiş. Bunlardan ben böyle aceleyle İbn-i Hacer-i Heytemi'nin Es-Sevâikul Muhrikası'na baktım. Orada diyor ki وَذَكَرَ فِي السَّوَارِكُ الْمُحْرِقَالِ اِبْنِ حَجَرِ الْهِيْتَمِ الْشَافِعِي اَنَّ الْاِمَامَ الْمَهْدِ عَلَيْهِ السَّلَامِ مِنْ اَوْلَادِ الْاِمَامِ الْحَسَنِ الْاَسْكَرِ عَلَيْهِ السَّلَامِ. Bu ifadeyi okuduğunuzda diyorsunuz ki evet İbn-i Hacer-i Heytemi bu ifadeyi etmiş. Demek ki Hasan el-Askeri'nin Muhammed Mehdi diye bir oğlu var. Bu varsa ne demek? Demek ki Mehdi inancını ki İbn-i Hacer itiraf etti. Sevâlık'a bakmıyoruz. İbn-i Hacer-i Heytemi şöyle söylüyor. Hasan el-Askeri'den bahsediyor. Ondan sonra diyor ki Hasan el-Askeri öldükten sonra geriye herhangi bir evlat bırakmadığı söylenmiştir. Bir kabil de ve yukalu şöyle de denmiştir diyor. وَلَمْ يُخَلِّفْ غَيْرَ وَلَدِهِ اَبُ الْقَاسِمْ مُحَمَّدْ. Böyle de denmiştir diyor. Ebu Kasım Muhammed dışında herhangi bir çocuk geriye bırakmamış denmiştir diyor. وَعُنْدُهُ عِنْدَ وَفَاتِ اَب۪يهِ خَمْسَ سِن۪ينَ. Bu Muhammed, Ebu Kasım Muhammed Şia'nın 12. imam dediği, Muntazar Mehdi dediği Ebu'l-Kasım Muhammed'in babası öldüğünde 5 yaşında olduğu söylenmiştir diyor. Lakin Sâtâhullâhu fîhâ hikmete ve yüsemmel-Kasım el-Muntazar. Allah'ın ona bir takım hikmetler verdiği ve Ebu'l-Kasım Mehdi Muntazar olarak isimlendirildiği söylenmiştir diyor. Ve kîle gene şöyle demiştir. لِأَنَّهُ سَتَرَ بِالْمَد۪ينَ وَغَابَ. Medine'de gizlendi ve kayboldu. فَلَمْ يُعْرَفْ اَيْنَ ذَهَبَ. Ey nereye gittiği bilinmiyor. وَمَرَّ فِي آيَةِ الثَّانِي عَشْرَةَ قَوْلَ الرَّوَافِدْ ف۪يهِ اَنَّهُ الْمَهْدِ. Yukarıda 12. ayeti anlatırken
buna değinmiştik diyor kitabın evvelki bahislerinde. Rafıza'nın bu 5 yaşında ölen çocuğa Mehdi dediğini nakletmiştik orada diyor. وَاَوْرَقْتُ ذَلِكَ مَقْسُوتًا تَرَاجِعُ فَيْنَهُ مُهُمْ Orada diyor ben bu konu hakkında gerekenleri söyledim, oraya müracaat edin, oraya bakın bu mesele mühimdir diyor. Şimdi İbn Hacer bu çocuğun varlığını kabul etse bile denilmiştir ki, söylenmiştir ki gibi bir temriz ifadesiyle veriyor bunu. Bu ne demektir? Bu telif metodudur bu herhangi bir özellikle rivayet ilimlerinde. Herhangi bir şeyi yukalu, yuhka, yurva, rubiye, yutkev gibi dendi, söylendi, nakledildi gibi meçhul sigası, edilgen sigası kullanılarak naklettiğinizde o nakle güvenmediğinizi göstermiş olursunuz. Siz de tam olarak ihtimal etmiyorsunuz ama öyle bir nakil geldi. Siz de bunu naklettiniz. Birincisi bu. Demek ki İbn Hacer bu nakle güvenmiyor. İbn Hacer'e heytemi tam güvenmiyor. Yukalu diye nakledildi. Rafiziler diye. Nasıl? Rafiziler böyle. Tabii. Yani. Şimdi ikinci olarak da diyor ki Rafiziler bunun Mehdi olduğunu söylerler. Bu 5 yaşında öldü bu çocuk. Rafiziler bu çocuğun Mehdi olduğunu söylerler. İleride geçen bahislerde bunu ben terbiye ettim. Gerekli şeyleri söylüyorum. Oraya başvururum. Orada da bunu çürütüyor. Yani bu Hasan askerinin böyle bir çocuğu olduysa bile 5 yaşında öldü. Sirdaba girdi, dehlize girdi, kayboldu, gaybete çekildi, geri gelecek falan. Bu inancı çürütüyor orada İbn Hacer. Şimdi Şii müellif ne yapıyor? Bakın diyor, Hasan askerinin Muhammed Mehdi diye bir çocuğu olduğunu İbn Hacer iptal etmiş, itiraf etmiş. buna biz teknik tabiriyle el çabukluğu anlamında telbis diyoruz. Öyle bir şey yapıyorsunuz ki sanki bu sizin davanıza, sizin iddianıza hizmet eden bir şeymiş gibi takdim ediyorsunuz. Eserin aslına, kaynağın aslına gidip baktığınızda bunun tam tersini görüyorsunuz. Şia bunu çok yapıyor. bu tabii işin aslını, faslını araştırma imkanı olmayanlar için, kaynaklara ulaşma imkanı bulamayanlar için büyük bir tehlike. Sünni çevrelerde özellikle gençler arasında bu tür şeyler çok yaygın. Şii kitaplarını böyle alıp tercüme edip dağıtıyorlar bedava. Gençlerimiz alıyor bunları okuyor. Zannediyor ki bak bu bizim kitaplarımızda da varmış. Bizim alimlerimiz de bunu iktidar etmiş. Efendim bu bir hakikatmış. Ondan sonra da bir kısım şeyleri bizden gizlemişler diye haydi bakalım oradan Ehl-i Beyt vurgusu altında gençlerimiz Caferiliğe doğru yavaş yavaş adım adım gidiyor Allah korusun. Evet, Mehdi meselesiyle ilgili söyleyeceklerimiz şimdi bu kadarla kalsın. Nuzul İsa Aleyhisselam'la ilgili rivayetlere şöyle bir genel olarak şimdi bu mesele bahis konusu olduğunda ileride metnimizde kıyamet alametleri olarak müstakil olarak da gelecek bu. Yani İmam Tahavi diyecek ki kıyamet alametlerine, Nuzul İsa Aleyhisselam'a, Deccal'ın zuhuruna vesaireye iman ederiz. Bunlar haktır diyecek. Orada biz bu meseleyi yeniden rivayetler babında ele alacağız. Burada ilgili ayetler üzerinde bir miktar durmak istiyorum ben. Rivayetleri oraya havale edelim ki diğer alametleri zikrederken de bu bahsi fazla dağıtmış olmayalım. Şimdi İsa Aleyhisselam'la ilgili Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda onun öldüğünü anlatan sarih bir ayet olmadığını görüyoruz. Hazreti İsa ölmüştür diyen salih bir ayet yok. Hazreti İsa'nın vefat ettiğini söyleyen ayetler var. Ama öldüğünü söyleyen ayetler yok. Ölüm kelimesiyle biz Arapça iki farklı şeyi karşılıyoruz kelimeyi. Arapçada ölüm kelimesinin tam karşılığı mevt'tir. Mevt, mevta diyoruz ya Türkçe'de ölmüş kimseler için mevta diyoruz. Ölüm kelimesinin %100 Arapça karşılığı mevt'tir. Mevt kelimesi İsa Aleyhisselam hakkında Kur'an-ı Kerim'de iki yerde geçiyor.
Bunların hiçbirisinde İsa Aleyhisselam'ın öldüğü anlatılmıyor. İsa Aleyhisselam mesela birinde buyuruyor ki selam olsun bana doğduğum gün ve öldüğüm, öleceğim gün bana selam olsun. Burada İsa Aleyhisselam'ın öldüğü anlatılmıyor. Öleceğini elbette biz de iman ediyoruz. Her canlı gibi o da ölümü tadacak. Ama o İsa Aleyhisselam'ın çarmıh öncesi, esnası veya sonrası öldüğünü anlatmıyor. Efendim, İsa Aleyhisselam'ın vefat ettiğini anlatan ayetler var. Vefatla mevt arasında fark var. Bunu inşallah biraz sonra göreceğiz. İsa Aleyhisselam'la ilgili ayetler, İsa Aleyhisselam'ın daha doğrusu akıbetiyle ilgili ayetler Kur'an-ı Kerim'de birkaç farklı surede yer alıyor ki bunlardan en önemlisi Nisa suresindeki ayetler. Nisa suresinin 156 ila 158. ayetleri şöyle. Yahudiler İsa Aleyhisselam'la ilgili bir takım iddialarda bulundular. Cenab-ı Hak da onları lanetlediğini bize haber veriyor ve 156. ayetten itibaren şöyle görüyor. Ve küfrühim, onların küfürlerinden dolayı onlar Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden kovuldu, lanetlendi. Ve kavlihim ala Meryem buhtanen azime ve Hazreti Meryem Aleyhisselam'a büyük bir iftira attılar. İsa Aleyhisselam'ı dünyaya getirdiğinde onu zina etmiş olmakla, fahişelikle haşa suçladılar. Bu yüzden de lanetlendiler. Ve kavlihim bir de şöyle demelerinden dolayı lanetlendiler. İnna katallel Mesih'e İsa ibn Meryem Resulallah'ı. Bir de onlar biz Allah'ın Resulü İsa, Meryem oğlu İsa Mesih'i öldürdük demelerinden dolayı lanetlendiler. Ve ma kateluhu ama onu öldürmediler. Ve ma salabuhu onu asmadılar da çarmıha gelmediler de. Velakin şubbihe lehum fakat çarmıha geldikleri kişi onlara İsa gibi benzet, İsa'ya benzetildi, İsa gibi gösterildi. Veya onlara iç karışık gösterildi. Bu şübbihe lehum tabirinden her iki şeyde anlaşılabilir. وَاِنَّ الَّذ۪ينَ اَخْتَلَفُوا ف۪يهِ لَف۪ي شَكِّمْ مِنْهُ İsa konusunda ihtilaf edenler bu meselede şüphe içindedirler. مَا لَهُمْ بِه۪ي مِنْ عَيْمٍ اِلَّا اتِّبَاعَ الزَّنِّ Zanna tabi olmak dışında onların bu konuda bir bilgisi yok, bir ilmi yok. وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا Onu kesinlikle öldürmediler. Yahudiler onu kesinlikle öldürmediler. Bel refa'ahu Allahu ileyhi. Tam aksine Allah onu kendisine yükseltti. Ve kan Allahu azizen hakima. Allah azizdir, hakimdir. Şimdi Yahudilerin bir iddiası var. İsa Aleyhisselam'ı bozguncu olarak görüyorlar. Şeriatı, Yahudi şeriatını bozan, tahrif eden, anarşi çıkartan, efendim, bölücülük yapan, ayrımcılık yapan birisi olarak görüyorlar. Ve Romalılarla birlikte ittifak yaparak İsa Aleyhisselam'ı tutacaklar, muhakeme edecekler, asacaklar. Böyle bir maksatla İsa Aleyhisselam'ın 12 havarisinden birisini de satın alarak, Yahuda İskariyot isimli havariyi de satın alarak, onunla işbirliği yaparak İsa Aleyhisselam'ı tutuklamaya gidiyor. Bir müfreze asker İsa Aleyhisselam'ı tutuklamaya gidiyor. Daha önce söylemiştik, bu Barnaba İncil'inde de bu mesele İslam inancına, İslam kaynaklarına son derece uygun biçimde anlatılıyor. Oradaki anlatım da böyle. İsa Aleyhisselam havarileriyle yemek yemiş bir akşam vakti. Efendim, Yahuda İskariyot Romalı askerlerle birlikte onun bulunduğu eve gidiyor. Ben şimdi önden gireceğim diyor. Efendim, siz tanımazsınız onu, ben kimin yanında durursam anlayın ki o İsa'dır, hemen onu tutuklarsınız. Ben önceden eve gireyim, sonra siz arkamdan gelin diyor. Önceden eve giriyor, odaya İsa Aleyhisselam'ın bulunduğu odaya giriyor. O esnada İsa Aleyhisselam tavandaki bir pencereden melek vasıtasıyla göğe kaldırılıyor. Ve Yahuda İskariyot Hazreti İsa'ya benzetiliyor. Askerler içeri girdiğinde bakıyorlar ki evet Yahuda İskariyot orada baş tarafta oturuyor. Askerleri görünce hepsi kaçıyor, dağılıyorlar. O kalıyor sadece orada. Hemen alıyorlar onu. Tamam İsa sen olmalısın diyorlar. Alıyorlar onu.
tartaklıya tartaklıya götürüyor. Yahu ben İsa değilim, ben Yahudayım, beni tanımadınız mı falan diyor ama alıyorlar, götürüyorlar, mahkeme ediyorlar. Kendi düşüyor. Habire tabii o İsa olmadığını, Yahuda İskariot olduğunu söylüyor ama bunu kimse kale almıyor, dikkate almıyor. Sonra onu çarmıha geliyorlar. İsa Aleyhisselam'a benzetildiği için Hristiyanlar da o çarmıha gerilme hadisesini, daha doğrusu o esnada orada bulunanlar, Hristiyanlık dediği şey henüz yok ortada. O esnada orada bulunan İsa Aleyhisselam'ın tabileri, ümmeti, bazıları da onu İsa Aleyhisselam gibi görüyorlar. Benzetiliyor çünkü. Ondan sonra bir rivayet yayılıp geliyor. İsa'yı öldürdüler, çarmıha gerdiler. Ondan sonra orada can verene kadar orada kaldı. Sonra oradan indirdiler, gömdüler bir mezara. Üç gün sonra Mecdelli Meryem İsa'nın mezarını ziyarete gitmişti. Birdenbire o mezarın başındayken İsa dirildi. Mezarından kalktı. Mecdelli Meryem'e dedi ki benim havarilerime haber ver, onlara son bir vasiyette bulunacağım. Ondan sonra babanın yanına çıkacağım. Hemen havarilere haber verildi. Havariler toplandılar. Hazreti İsa onlara son öğütlerini, talimatlarını verdi. Benim müjdemi herkese her tarafa yayın, İncil diye. Onlara son bir vasiyetlerde bulunduktan sonra göğe kaldırıldı. Babanın sağ tarafına, sağ tarafındaki yerini almak üzere göğe kaldırıldı. Hristiyanların inancı bu. Yahudiler de diyorlar ki biz İsa bozgun cinsiydi, anarşisti. Efendim onu tuttuk, yakaladık, muhakeme ettik, astık. Ondan sonra da öldü, mezarına gömdük, öldü gitti. Hristiyanların inancı ve Yahudilerin inancı İsa Aleyhisselam hakkında böyle. Burada Kur'an-ı Kerim onu öldürdük demeleri dolayısıyla Yahudilerin lanetlendiğini söylüyor. Şimdi İsa Aleyhisselam'ın göğe kaldırılmadığını iddia eden Müslümanlar da var. Bunlar diyorlar ki İsa öldü kardeşim. Böyle göğe kaldırıldı falan. Bunlar ehli kitabın efsanelerinden İslam kaynaklarına girmiş şeyler. Yoksa İsa Aleyhisselam öldü. Evet onlar belki İsa Aleyhisselam'ı çarmıha germediler ama Allah onu gizledi bir yere. Fakat İsa Aleyhisselam normal bir insan gibi ömrünü yaşadı, tamamladı ve öldü. Gerçi İsa Aleyhisselam'ın bu çarmıh hadisesinden sonraki hayatına ilişkin ne Kur'an-ı Kerim'de ne Sünnet-i Seniyye'de bu iddiayı destekleyecek en küçük bir delil. Yani ne oldu İsa Aleyhisselam'ın akıbeti ne oldu? Akıbetiyle ilgili hiçbir şey yok. Bu enteresan bir şey. Kaldı ki Yahudiler hadi İsa Aleyhisselam'ı öldürmediler diyor ki. Onu öldürdük demeleri sebebiyle niye lanetlendiler acaba? Yani Yahudiler birçok peygamber öldürdü biliyorsunuz. Zekeriya Aleyhisselam'ı, Yahya Aleyhisselam'ı şehit ettiler. Ama bu yüzden öyle dedik diye lanetlenmediler. Yani biz Zekeriya'yı öldürdük, Yahya'yı öldürdük diye lanetlenmediler. Onları öldürdükleri için lanetlendiler ayrı bir şey. Ama sırf bunu söze getirip dile döküp ifade ettikleri için lanetlenmediler. Buna dair bir ifade yok. Ama İsa Aleyhisselam hakkında var bu. Biz onu katlettik, öldürdük dediler ve bu yüzden lanetlendiler. Bu enteresan bir şey gerçekten. İkinci olarak Yahudiler onu asmadılar, öldürmediler. Tam aksine astıkları kişi onlara İsa gibi gösterildi. Veya bu iş onlara karışık gösterildi, karıştırıldı. Bu da enteresan. Evet, İsa Aleyhisselam hakkındaki Yahudi iddiasını Kur'an-ı Kerim açıkça reddediyor. Reddederken ne diyor? Şimdi İsa Aleyhisselam'ın göğe kaldırılmadığını söyleyen modernistler, günümüzdeki modernistler, bu inanç, bunu da söyleyelim, İsa Aleyhisselam'ın göğe kaldırılmadığı, normal bir ölümle vefat ettiği, öldüğü iddiası şu ana kadar İslam tarihi içerisinde tek tük bir iki kişi dışında hiç kimseden sadır olmuş bir şey değil. Yani Mutezile de, Şia da, diğerleri de İsa Aleyhisselam'ın ölmediğini, göğe çekildiğini ittifak halinde söylüyor.
birkaç istisna hariç, neredeyse bir bütün ümmetin icmağı var bu konuda. Son asırda, modern zamanda bu meselede muhalif bir şey söylemek moda haline geldi. Bu Kur'an'ın bir gereğiymiş gibi insanlara takdim ediliyor. Ve dayandıkları ayetler de bunlar. Şimdi burada diyorlar ki İsa Aleyhisselam'ı asmadılar, öldürmediler. Ona karışık, onlara karışık gösterildi bu iş. Tamam, ne oldu? Onların İsa Aleyhisselam'ı astığı şeklindeki iddia batıldır, asılsızdır. İsa Aleyhisselam'a ne oldu peki? Normal bir ölümle öldü diyorlar. Fakat ayet-i kerime öyle demiyor. Ayet-i kerime diyor ki وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا Onu kesin olarak öldürmediler. Bel tam aksine رَفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ Allah onu kendisine yükseltti. Buraya da şöyle anlayabiliyorlar. Yahudiler İsa'yı öldürmediler. Tam aksine İsa'yı Allah öldürdü. Şimdi burada bir acayip, trajikomik bir şey var. Bu bir ayet. Cenab-ı Hak Yahudilerin iddiasını ele alıyor. Ve güya diyesiymiş ki onu siz öldürmediniz, ben öldürdüm. Allah Teala kullarıyla böyle bir diyaloğa girer mi? Zaten öldüren odur. Uçurumdan da atılsa bir insan, denize de düşse, asılsa da, kesilse de, yatılsa da öldüren Cenab-ı Hak'tır. İnsanlar sebeptir. Hocam onlar fiilleri Allah'tan... Fiili hakiki Allah'tır. Fiilleri Allah'tan bilmiyorlar ki zaten. Allah Teala böyle bir diyaloğa girmez insanlarla. Onu siz öldürmediniz, ben öldürdüm demez. Kaldı ki ben öldürdüm demiyor Cenab-ı Hak. Katıma yükselttim. Ben onu kendime yükselttim. Siz onu öldüremediniz. Tam aksine ben onu katıma yükselttim. Buradan şimdi onu ben öldürdüm anlamını nasıl çıkarabiliriz? Birincisi bu. İkincisi de bu Yahudilerin iddiasını reddetmek olmaz. Siz onu öldürdük diyorsunuz. Ben bu yüzden sizi lanetledim. Onu siz öldürmediniz. Tam aksine onu ben öldürdüm olmaz. Bu sözün gelişine de aykırıdır. Bu Kur'an-ı Azimüşşan'ın üslubuna da aykırıdır. Bu haşa ve kella Cenab-ı Hakk'a abes izafesi ve isnadı olur ki Cenab-ı Hak böyle şeylerden münezzeh. Öyle diyorlarsa şöyle de anlaşılabilir. Çarmıhı örtü olarak kabul etmek sonuçta onu Allah öldürdü şeklinde bir yoruma da sebep olabilir mi yani? Yok, çarmıhı kabul etmiyorlar. Yani çarmıha gerilen İsa Aleyhisselam değildi diyorlar. Gerçi şeyin böyle bir iddiası var İhsan İlaç'ın. Yani onu öldürdüler diyor. Kur'an-ı Kerim öldürdüler, öldürmediler diyor ama onu öldürdüler diyor. Nasıl öldürdüler? Bu da böyle bir trajikomik bir şey. Burada diyor Kur'an-ı Kerim'in bir mecazi anlatımı var. Kur'an'ın üslubunu bilmeyenler bunu anlamaz diyor. O da neymiş? Evet, o da neymiş? Hani şimdi diyor şehit cenazeleri taşıyoruz biz omuz omuzda, bir taraftan da şehitler ölmez diyoruz ya, adam ölmüş, götürüyoruz defnetmeye, bir taraftan da diyoruz ki şehitler ölmez. Ne demek şehitler ölmez? Yani şehitlerin misyonu ölmez, davası ölmez, ülküsü idari ölmez, bunu demek istiyoruz. Allah Teala da burada İsa öldü diyor ama İsa'ların davası ölmez diyor yani. Bunu söylüyor bize, aslında İsa öldü, onu öldürdüler. Şimdi zırva tevil götürmez. İşin içine bu türlü teviller, bu türlü zırvalar daha doğrusu girince siz akı kara karaya ak yapabilirsiniz. Kur'an-ı Kerim hakkında bu türlü tevillerin kapısı açıldığı andan itibaren bu işi bir yerde durdurmak mümkün değil. Daha evvel de pek çok vesileyle söylemiştim. Yahudiler ve Hristiyanlar bile bugün tarih içinde de yaptılar bunu, bugün de yapıyorlar. Kur'an-ı Kerim'in bir takım ayetlerini delil getirerek Yahudiliğin ve Hristiyanlığın tahrif olmamış hak dinler olduğunu iddia ediyorlar. Bir kısım ayetleri kullanarak, istismar ederek. Şimdi ben Kur'an'dan başka delil tanımam diyen insanların buna verebileceği cevap yoktur. Gerçekten yoktur. Siz yanlış anlıyorsunuz demekten başka söyleyecekleri bir şey yok. Tüfergâhkûm ben ehlül incîl ilmâ enzâllâhu fîhî ayet. Ehli İncil Allah'ın o kitapta indirdiğiyle hükmetsin diyor ayet. Hristiyanlar diyor tamam, elimizdeki İncil Allah bunu indirdi, biz de bununla hükmediyoruz. Ne diyeceksiniz? Süleyman Ateş gibi bir kısım müfessirler de diyorlar ki bu Tevrat'taki İncil'deki tahrifat
çok fazla içine sokuşturma yapmak suretiyle veya içindeki bir kısım şeyleri çıkartmak suretiyle olmamıştır. Daha ziyade yorumda tahrif yapmışlardır. Böyle bir dayanakları da var. Dolayısıyla söylenecek bir şey kalmıyor yani. Evet, Allah korusun. Bu kapı bir açıldıktan sonra bunu bir yerde kapatmak, durdurmak, bunun arkasını almak mümkün olmaz. Evet. وَمَا قَتَلُهُ يَقِينًا وَذْغَفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ Onlar İsa'yı yakinen öldürmediler, kesin olarak öldürmediler. Tam aksine Allah onu kendisine yükseltti. Bu ayeti kerimede, bu iki ayeti kerimede Cenab-ı Hak İsa Aleyhisselam'ın öldüğünü ya da öldürüldüğü iddiasını kesin biçimde reddediyor. Allahu ileyhi ifadesine bir kısım modernistler diyorlar ki Allah o öldükten sonra onun ruhunu yükseltti. Ayet bunu anlatıyor. Ama ölen müminlerin özellikle de peygamberler ve salih kimseler söz konusu olduğunda onların ruhunun âlâ illiyine çıkarıldığına dair elimizde pek çok delil var. Bu İsa Aleyhisselam'a mahsus bir şey değil yani. Dolayısıyla İsa öldü mü, asıldı mı gibi bir bağlamda, böyle bir tartışmanın yürütüldüğü bir bağlamda İsa Aleyhisselam'ın ruhu Allah'a yükseltilmiştir gibi bir söz söylemek sadece insanı komik duruma düşürür. Yani İsa öldü, Allah'ın ruhunu yükselttiğini söylüyor. Bağlamla bu örtüşmüyor bu yorum. Yahudilerin bir iddiası var, Kur'an-ı Kerim onu reddedecek, Cenab-ı Hak onu reddedecek ve diyecek ki siz İsa'yı öldürmediniz, ben öldürdüm ama onun ruhunu kendime yükselttim. Ya bu mantık örgüleri içerisinde kabul edilebilecek bir cevap değil, bir mantık arızası var burada. Dolayısıyla biz burada bu yorumun, bu tevilin aslında Kur'an-ı Kerim'in hakkiyetine ve hakikatine bir halel getirdiğini söylemek zorundayız. Bu tür yorumlara tevessül etmek doğru değil. Yahut biz onun makamını yükselttik diyorlar mesela. Siz onu öldürmediniz, onu biz öldürdük ve makamını yükselttik. Bu ref'ul mekan, ref'ul mekane, ref'ul makam. Ama bu da çok tutarlı bir şey değil. Çünkü İsa Aleyhisselam zaten bir peygamberdir ve peygamberlerin makamı, mekanı zaten yüksektir. Onun mekanının, makamının yükseltilmesi için öldürülmesi gerekmez. Ölümünden önce peygamberken onun makamı zaten yüksektir. Yahudilerin böyle bir iddiası bağlamında bu yorumda çok tutarlı görünmüyor. İsa Aleyhisselam'ın öldüğünü söyleyenler modern zamanlarda Âl-i İmrân suresinin 55. ayetine dayanıyorlar. O da şöyle: İz kâlallahu ya İsa inni mutevaffike ve râfi'uke ileyye ve mutahhiruke minellezîne kefer. Ey İsa, hani Cenab-ı Hak şöyle nida etmişti, şöyle buyurmuştu. Ey İsa, şüphesiz ben seni vefat ettireceğim ve katıma yükselteceğim, kendime yükselteceğim. Tahkir-i temlerlezine keferu ve seni küfredenlerden temizleyeceğim. Onların sana tasallutuna izin vermeyeceğim. Seni onlardan arındırıp temizleyeceğim. Ve ce'alü lezine tebeuke fevkallezine keferu ila yevmil kıyamet. Ve sana ittiba edenleri kıyamete kadar küfredenlerden üstün kılacağım, üstün tutacağım. Sümme ileyye merci'ukum, sonra dönüşünüz bana olacak. Ve ahkumu beynekum fîmâ kuntum fîhî tahtelifûn. Ve ben size ihtilaf ettiğiniz şeyler konusunda aranızda hüküm vereceğim. Âl-i İmrân 55. Bu ayeti esas alarak diyorlar ki İnni mütevaffike ve rahmuke ileyye, muhakkak ben seni vefat ettireceğim ve katıma yükselteceğim. Ne demek vefat ettireceğim ve katıma yükselteceğim? Senin ruhunu kabzedeceğim, alacağım ve onu katıma yükselteceğim demek. Burada
sözün başında dedik ki İsa Aleyhisselam'ın akıbetiyle ilgili olarak Kur'an-ı Kerim'de mert kelimesi iki yerde geçer. Bunlardan hiçbirisi İsa Aleyhisselam'ın öldüğü vakte dair bir şey söylemez. Daha ziyade vefat ve tevekkü kelimeleri geçer. İşte onlardan birisi budur. Cenab-ı Hak İsa Aleyhisselam'ı öldürüp katına vefat ettirip katına yükselteceğini haber veriyor. Şimdi bir, burada İsa Aleyhisselam'ın öldürüleceği değil, vefat ettirileceği anlatılıyor. Ölüm, mevt başka bir şeydir dedik. Vefat başka bir şeydir dedik. Onu açmadan önce bir ikinci hususa değinelim burada. Diyelim ki buradaki vefat ölüm anlamındadır, mevt anlamındadır. Ama burada İsa Aleyhisselam'ın o çarmıh bağlamında, o hengamda vefat ettirildiğine ya da öldürüldüğüne dair bir anlatım yok. Cenab-ı Hak buyuruyor ki seni vefat ettireceğim ve katıma yükselteceğim. Bu kıyamete yakın yeryüzüne indikten sonra da olabilir. Değil mi? Buna bir mani yok. Böyle anlaşılmasına, bu ayetin böyle anlaşılmasına bir mani yok. Çarmıhtan önce, sonra filan gibi bir bağlam yok burada. Dolayısıyla biz bu ayeti, diyelim ki buradaki vefat, tereddü, mevt anlamındadır. Bu ayeti şöyle anlayabiliriz. İsa, sen yeryüzüne indikten sonra, oradaki vazifeni tamamladıktan sonra ben seni öldüreceğim ve katıma yükselteceğim. Böyle anlayabiliriz. Böyle anlamak için, böyle yorumlamak için meseleyi vefat kelimesini mevt anlamında almak lazım. Ama bizim iddiamız, bizim tezimiz, bizim inancımız odur ki vefat kelimesi Kur'an-ı Kerim'de her yerde mevt anlamına gelmez. Mevt anlamına geldiği yerler vardır. Uyku anlamına geldiği yerler vardır. Başka anlamlara geldiği yerler vardır. Bunlardan birkaç örnek vereyim size. Suresinin 281. ayetinde Cenab-ı Hak buyuruyor ki وَتَّقُوا يَوْمَنْ تُرْجَعُونَ ف۪يهِ اِلَّا اللّٰهِ Allah'a döndürüleceğiniz bir günden sakının. ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ تُوَفَّى Bakın vefat, tereddi, yuveffâ, tuveffâ aynı kökten geliyor. Buradaki anlamı sonra her nefis ne kazandıysa bu dünyada, ne elde ettiyse, ne amel yaptıysa onu tam olarak karşılığını vereceğiz. Buyuruyor Cenab-ı Hak. Burada vefat kelimesinin kök anlamlarından birisini görüyoruz. Nedir o? Bir şeyin tam olarak karşılığını vermek. Bir şeyi tam vermek, tam yapmak. Burada o. Bu dünyada ne kazandıysanız karşılığını o dünyada tam olarak öbür dünyada alacaksınız. Keza Ali İmran suresinin 161. ayetinde وَمَا كَانَ لِنَب۪يِّنْ اَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغُلُّ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَ Bu hakkı olmayan bir şeyi almak, aşırmak, çalmak, haksızlık yapmak anlamında peygamberin bu türlü bir şey yapması el vermez buyuruyor Cenab-ı Hak. Kim böyle bir şey yaparsa yeti bimâhalle yevme kıyamet, o yaptığı şey neyse onunla birlikte getirilecek kıyamet günü. Sümme tüveffâ kullu nefsin mâ kesebet. Sonra her nefis yaptıklarının karşılığını tam olarak alacak. Aynı şekilde Nahl 111'de de var bu. Demek ki bir şeyin karşılığını tam olarak almak ya da vermek bu vefat teveffi kelimesinin sözlük anlamlarından birisi. İkincisi Zümer suresinin 42. ayetinde geliyor karşımıza. İkinci anlam. Allah ve teveffel enfüse hîne mevtihâ. Nefisleri öldükleri zaman vefat ettiren Allah'tır.
bu ayetin notamut karşılığı tercümesi böyle. Allah yeteveffel enfüse hine mevtiha, öldükleri zaman nefisleri Allah vefat ettirir. Demek ki biz öldüğümüzde vefat ediyoruz. Demek ki başka durumlarda da ölme söz konusu olmaksızın da vefat ettiğimiz söz konusudur. Nedir o? وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ ف۪ي مَنَامِهَا. Ölmeyenleri de uykuda vefat ettiriyor Cenab-ı Hak. Ölenleri öldüğü zaman ölmeyenleri de uykularında vefat ettiriyor Cenab-ı Hak. Yani hepimiz uyuduğumuzda vefat ediyoruz. Kur'an-ı Kerim bunu söylüyor bize. فَيُمْسِكُ الَّتِي قَدَى عَلَيْهَا الْمَمْتَى. Öldüğü zaman hepimiz öldüğümüzde vefat ettik. Eceli gelmiş olanları Cenab-ı Hak tutuyor. وَيُرْسِلُ الْاُخْرَى اِلَى اَجَلَ الْمُسَمَّى. Eceli gelmemiş olanları geri salıveriyor. O ruh geliyor, tekrar bedene giriyor. Biz normal hayatiyetimize devam ediyoruz. Ruhla ilgili açıklamamızı hatırlayacaksınız. Ruh vardır, neseme vardır, nefis vardır, can vardır diye bir şeyler söylemiştik. Hatırlıyor musunuz? İnsanda iki türlü ruh vardır demiştik. Bunlardan biri nesemedir, biri de ruhtur. Esas kişide mert halini gerçekleştirmek için Cenab-ı Hak ruhu kabzeder. Ruh gittiğinde insan merta olur, ölür. Ama nesemenin vücudu bedeni terk etmesi ölüm anlamına gelmez. İşte o uykudaki vefat durumudur. Onunla ilgili de bir takım nakiller yapmıştık, hatırlayacaksınız. Evet, Zümer suresinin 42. ayeti bize açıkça ifade ediyor ki Cenab-ı Hak ölenleri ruhunu vefat ettiriyor, ölmeyenleri de uykuda vefat ettiriyor. Gene En'am suresinin 60. ayetinde وَالَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِالْلَيْلِ. Sizi gece vefat ettiren odur. Demek ki hepimiz uyuduğumuzda vefat ediyoruz. Ölmüyoruz ama vefat ediyoruz. Ne demek vefat etmek? Cenab-ı Hak işte o nesemeyi alıyor bizden. İsa Aleyhisselam hakkında da bu kelime geçtiğinde yukarıdaki anlamla birlikte düşündüğümüzde, bir şeyi tam almak, hakkını tam vermek, tam yapmak anlamıyla birlikte düşündüğümüzde İsa Aleyhisselam'ın ruh, beden birlikte tamamen yeryüzünden alınmasını anlıyoruz. Enteresandır. Kur'an-ı Kerim nazil olmadan önce Araplar ölüm kelimesini karşılamak üzere 10 küsur kelime kullanıyorlarmış. Bunların içinde mevt gibi meseleye hakikaten delalet eden kelimeler var. Mecaz olarak ölümü anlatan kelimeler de var. Ama bunların arasında enteresandır, vefat yok. Teveffi yok. Kur'an-ı Kerim nazil olmadan önce cahiliye Arapları vefat kelimesini ölüm anlamında kullanmıyor. İlk defa Kur'an-ı Kerim'le bu kullanım gündeme geliyor. Kur'an-ı Kerim de vefat kelimesini her yerde ölüm olarak kullanmıyor. Bakın bu iki ayette farklı bir şey çıktı karşımıza. Ölüm ve uyku da bir nevi ölümdür diyoruz. Uykuyla ölüm kardeştir diyoruz. Ölmüyoruz uyuduğumuzda ama vefat ediyoruz. Baygınlık keşif benzeri. O tabi o da vefattır. Baygınlık hali de vefattır. Evet, şimdi bu hakikati aklımızda tutarak meseleye baktığımızda İbni müteveffike ve rafi'uke ileyye ayetine tekrar bakıyoruz. Cenab-ı Hak buyuruyor, ey İsa ben seni vefat ettireceğim ve katıma yükselteceğim. Öldüreceğim değil, vefat ettireceğim. Yani ruhuyla, bedeniyle birlikte yeryüzüne tamamen alınması anlamındadır bu. Buradaki teveffiden bunu anlıyoruz. Bir başka ayet, Nisa suresinin 159. ayeti. وَاِنْ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. Ehli kitaptan hiç kimse yoktur ki ölümünden önce ona iman edecek olmasın. İsa Aleyhisselam hakkında olabileceğini düşündüğümüz
buna ihtimalli olan mevt kelimesinin geçtiği ikinci ayettir. Ehli kitaptan hiç kimse yoktur ki mevtinden önce, ölümünden önce ona iman edecek olmasın. Burada İsa Aleyhisselam'ın ölüm vaktiyle ilgili bir tasrihat yok. Sadece İsa Aleyhisselam ölüp öleceğinden, ölümünden bahsediyor ki bunu inkar eden kimse yok zaten. Ayet ne anlatıyor bize? İki türlü anlaşılabilir bu ayet. Bir, ehli kitaptan her bir fert ta İsa Aleyhisselam döneminden bugüne kadar, hatta kıyamete kadar gelecek olan ehli kitap her bir insan ölüm kendisine gelip de ruhunu almadan, Azrail Aleyhisselam ruhunu kabz etmeden önce İsa Aleyhisselam'a iman edecek. Böyle anlaşılabilir bu ayet. Ya da şöyle anlaşılabilir. İsa Aleyhisselam yeryüzüne tekrar gelecek. Ne yapacaksa yapacak. Onu detaylı olarak ilgili bağlamında göreceğiz inşallah. Sonra Cenab-ı Hak onun ruhunu alacak. Ölecek İsa Aleyhisselam. Her ölümlü gibi o da mert halini yaşayacak. Mevta olacak. İşte o mevta olmadan önce İsa Aleyhisselam ölmeden önce yeryüzündeki her bir ehli kitap kendisine iman edecek. Bu iki şekilden birisiyle anlam vereceğiz bu ayette. Başka bir anlaşılma biçimi yok. Şimdi ilk şekilde anlayabilir miyiz bunu? Ehli kitaptan her bir ferde ölüm gelecek, can gırtlağa dayanacak, ölüm meleğini görecek, aa İsa hakmış diyecek, ona iman edecek. Burada bir problem var. Bir, burada sadece İsa Aleyhisselam'a imanın bir anlamı yok. Eğer bu anlamlı bir imansa, kişiyi kurtaracak bir imansa, orada Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e imanın evleviyetle zikredilmesi gerekir. Yahut iman edilecek diğer hususlarla ilgili hakikatleri görmüş olması gerekir. Çünkü ölüm anıdır, kişinin gözü açıldı, basireti açıldı, hakikati gördü. O arada iman edilmesi gereken her ne varsa hepsine iman etmiş olması gerekir. Ve onların bu bağlamda zikredilmesi lazım ki başında Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ve Kur'an-ı Kerim gelir. Ama ayet bundan bahsetmiyor. Ehli kitabın İsa Aleyhisselam'a iman edeceğinden bahsediyor. Yani böyle anlamaya kalkarsak bir şeyler yerine oturmuyor, havada kalıyor. İkincisi, ölüm anındaki imanın bir şeyi yok, faydası yok kişiye. Yeis halidir bu. Can geldi, boğaza dayandı, hakikati gördü, Firavun gibi. Tamam ben İsrailoğullarının Rabbine iman ettim dese bile o imanın bir geçerliliği yok. Cenab-ı Hak o kertedeki imanı kabul etmiyor. O zaman burada ayet niye zikretti bunu? Ehli kitabın geçerli olmayacak bir imanı burada niye zikredilmiş olabilir? Cenab-ı Hak karşı abesle iştigal etmez. Demek ki buradaki ayetin anlamını ehli kitaptan her bir ferdin kendine, ferden ferda her birine ölüm geldiği zaman onlar İsa'ya iman edecek şeklinde ayeti anlamak mümkün değil. Nasıl anlayacağız? İsa gelecek, ne yapacaksa yapacak, sonra ruhu kabzedilecek. İşte ondan önce yani yeryüzüne geldikten sonra İsa Aleyhisselam, yeryüzünde bulunan her bir ehli kitap İsa Aleyhisselam'a iman edecek. Bu biraz garip geliyor insana değil mi? Sanki tarihi bilgilerimizle çok örtüşmüyor gibi. İsa Aleyhisselam'la ilgili rivayetlere ilgili bağlamda döneceğiz dedik. O rivayetlerin pek çoğunda İsa Aleyhisselam'ın yeryüzüne geldikten sonra yapacağı işler anlatılırken üç şeyden bahsedilir. Birincisi, dört şeyden bahsedilir. Birincisi Deccal'ı öldürecek. İkincisi haçı kıracak. Üçüncüsü domuzu öldürecek. Ve dördüncüsü cizyeyi kaldıracak. Cizyeyi kaldırması ne demek? Ehli kitap kategorisi var olduğu sürece yeryüzünde İslam ordusuyla, İslam devletiyle ehli kitap arasında bir savaş olduğu sürece bizim aramızdaki hukuk, savaş hukuku, biz galip geldiğimizde onları cizyeye bağlarız. Bu Şeriat-ı Muhammediye'de başından beri var olan hükümdür. Savaş hukukuyla, savaş ahkamıyla ilgili neshi söz konusu olmayan bir hükümdür. İsa Aleyhisselam
yeni bir şeriat getirmeyecek ki şeriat-ı Muhammediye'de mevcut bir hükmü nesketsin. Eğer cizye hükmü başından beri varsa İsa Aleyhisselam'ın da onu tatbik etmesi gerekir. Biz biliyoruz ki İsa Aleyhisselam geldiği hengamda Müslümanlarla Yahudiler arasında bir savaş olacak. Bir kısım Hristiyanlarla da Müslümanlar arasında savaşlar cereyan edecek. Bunu biliyoruz. Öyle olduğunda bu cizye ahkamı ne olacak? Demek ki cizye alabileceğimiz ehli kitap kategorisi kalmayacak ki İsa Aleyhisselam cizyeyi kaldıracak. Cizye, hacet kalmayacak. Hacet kalmayacak. Ehli kitap diye bir kategori kalmayacak. Ne olacak? İşte o gün hayatta olan bütün ehli kitap İsa Aleyhisselam'a iman edecek. Müslüman olacak. Ümmeti Muhammed olacak. Dolayısıyla cizye alabileceğimiz bir muhatap kalmayacak. Cizye hükmü kendiliğinden ortadan kalacak. Yani hükmen mevcut ama uygulama alanı yok. Hani Şeriat-ı Muhammediye'de de vardır bu. Hazreti Ömer şeye müellefe-i kuluba zekat meselesini bu bağlamda düşünmek lazım. Hazreti Ömer meslek yapmadı, meslek etmedi. Uygulama alanı kalmadı ayetin. Biz onu bir kısım çarpık bakanlarımız dediler ki Ömer müellefe-i kuluba zekattan pay verme uygulamasını nesketti. Hayır, nesketmedi. Ömer'in böyle bir ilgisi yok radıyallahu anh. Ayetin uygulanma zemini kalmadı. Müellefe-i kulüp kalmadı yani. Bu da böyledir. Dolayısıyla o hengamdaki bütün ehli kitap Yahudilerle Müslümanlar zaten savaşacak. Filmle ilgili hadisleri hatırlayın. Bir ağaç, bir taş bile arkasına Yahudi gizlendiğinde haber verecek. Ey Müslüman, gel burada bir Yahudi var, direkt öldür bunu diyecek. Şimdi bu tür şeyleri anlattığımızda Türkiye'de bir kısım çevreler hop oturup hop kalkıyor efendim. İşte antisemitizm mi yapıyor? Yok kardeşim, antisemitizm değil bu. Yahudi kaynaklarını açın bakın, orada Tanrı Krallığı kurulmadan önce nasıl bir katliam yapılacak? Bunu açık anlatıyor zaten. Her din mensubunun kendi din kaynağında yazılı olan şeyleri anlatması lazım. Bu hakikatin ifadesidir. Onların orada yaptıkları kıyım, katliam söz konusu olmuyor. Biz burada bir takım şeyleri anlatınca hemen savcılar göreve çağırılıyor. İşte antisemitizm yaptığı bir şey yok. Bizim rivayet kitaplarımızda bunlar mevcuttur. Bunu anlatmaktan da gocunmayız. Yahudiler, özellikle Siyonistler böyle bir sonu fazlasıyla hak etmiş durumda. Ve o olacak. Dolayısıyla Yahudi diye bir kategori kalmayacak. Hristiyan adı altında bulunanlar da İsa Aleyhisselam'ın hakikatini görünce ona iman edecekler. Bu ayet onu anlatıyor. İsa Aleyhisselam vefat etmeden önce bütün Hristiyanlar ona iman etmiş olacak. Yahudiler de zaten kökleri kazınmış olacak, Siyonistlerin. Onlar da yeryüzünden kalkmış olacak. Dolayısıyla bu ayetin tefsiri o zaman cereyan edecek. Abdullah İbni Mesud Hazretleri diyor ki, Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerin tefsiri üç türlüdür. Bir, evvelki zamanlarda tevhili gerçekleşmiş olanlar. İki, günümüzde gerçekleşecek olanlar. Üç, gelecek zamanda gerçekleşecek olanlar. İşte bu onlardan biridir. Bir kısım ayetler var ki tevhilleri gelecek zamanda ortaya çıkacak. İşte bu ayette bize onu anlatıyor. Allahu alem ve sevap. İlgili ayetleri bitiremedik. Vaktimiz doldu. Ben şuraya bir işaret koyayım. Sorusu olan varsa bu arada alalım. Sorusu olan yok. Peki. Sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve elhamdülillahi rabbil alemin.